Mesafe 800 metre. Yükseliş 6 klik. Rüzgar kuzeybatıdan 16 knot. Yan değer 4 klik. Küstahlığınızın bedelini canınızla ödeyeceksiniz. Yeter Ezan! Ben onları konuştururum, hadi. Ölüler konuşamaz. Omar'ı kurtardık. Tekrar ediyorum. Omar'ı kurtardık. Atış serbest. Gaz gevşetici biliyor. Silahlar hazır komutanım. Sen Omar'ı güvenli bir yere götür. Ben Tim'e yardıma gidiyorum. Tamam başlıyorum. Sen merak etme. Daha fazla dayanamayız. Çıkmamız lazım buradan. Çok kalabalıklar. Mühimmatımız biterse köşeye sıkışırız. Kamyonu bir önce patlatmalıyız. İçinde Omar olmadan eylem yapabilirler. Çok açık. Oraya gidersek zayiat veririz. Bir yolunu bulacağız sonra. Mustafa. Kumanda komutanım. Sanırım kamyonu kumanda ediyor. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Aynen. Siper alın.
Mustafa, Omar alın. Operasyon bitti, çıkıyoruz. Nedir son durum? Türkler Omar'ı aldı efendim. Özel kuvvetler burada. Çocuk yüzümü gördü. Beni tanıyor. Ne pansuman olursa olsun oradan sağ çıkmayacağım. Emredersiniz efendim. Gel bakalım Nadia. Nasıl patlattık ama komutanım? Bütün haberler bizden bahsedecek. Bak gör. Hayırdır devrem, ünlü mü olmak istiyorsun? Ne ünlü olacağım ya? Beni kendinle karıştırma. Hava atmayı sen seversin, ben değil. Ayrıca biz ünlenirsek biteriz. Gören de sosyal medyası yok sanır. Var ama sahte hesaplar. Benim olduğum belli değil. İşte gündemi falan takip ediyorum öyle. Artık gündemi mi takip ediyorsun? Başka şeyleri mi bilemeyeceğim? Orasını karıştırma Devran. Hadi acele edin, hadi. Komutanım. Şu üstümüzdekilerden bir kurtulsaydık. Sabri senin kıyafetlerinin yanında değil mi? Evet. Oraları aldığımız yerde değiştirsin. Hadi. Emredersiniz komutanım. Yönlendiren sağ olsun komutanım. Hadi kardeşim hadi, bekleme yapma, yolumuz uzun daha. Hadi. Operasyon oldu be. Başta benim ve Selçuk'un, sonra sizlerin elinize sağlık beyler. Vallahi çok güzel tezgah kurduk komutanım. Ama rolümü de ne oynadım be. Adam ölürken son bir lafımı da soktum. Fistan yiyen şerefsizler diye. Hayatımı kurtardınız.
En önemlisi ise büyük bir kaosu engellediniz. Allah sizden razı olsun. Bu bizim görevimiz Omar. Bize ihtiyaç duyan tüm mazlumlara el uzatırız. Ben bir şey merak ediyorum. Bu seni kaçıran adamların liderleri. Tanıyor musun onu? Bu eylem son 100 yılın en kanlı eylemi olacak. Benden haber bekliyorum. Çok kısa bir an gördüm. Görsen tanır mısın peki? Sanırım tanırım. Bu mu? Tam emin olamadım. Ama bu ona çok benziyor. Yüzleşirsem emin olurum. Merak etme ama. Türkiye'de seni o herifle yüzleştireceğiz. Nadia. Nihayet Nadia. Seninle tekrar görüşeceğimizi hiç zannetmiyordum. Ben de öyle. Çekip gitmek istedim ama olmadı. Bazen gemileri yakmak da yetmiyormuş. Yaşadığını öğrendiğim günden beri düşünüyorum. Nadia beni neden aldattı? Ben sadece kendi yoluma gitmeyi tercih ettim. O yol Türklerin karargahına çıktığı için ağır bedeller ödüyorum senin sayende. Eğer Türklere çalışsaydım, çantayı onlara teslim etmem gerekirdi. Oysa ki ben seni tercih ettim. Yaptığın lütuf için çok teşekkür ederim Nadia. Ben de buna karşılık seninle pazarlık etmeyeceğim. Armatör Mithat Sargon'a da bu yakışırdı. Ödemeyi nasıl tercih edersin? Aynı mı, nakdi mi? Nakti anladık da diğeri nasıl olacak? Pazarlık yapmayacağımı söyledim. Bunu tahmin etmeliydim. Şimdi! Bu operasyon dönüşü bir izne mi çıksam diyorum ya. Ha? Bir tatile gidip nereye gitsem acaba tatile? Kayağa gidin komutanım. Bungalov da kiralarsınız. Karın üstünde mangal, cızbız.
Ya Selçuk, ben soğuktan kaçıyorum kardeşim. Sen bana kar diyorsun ya. Ne tezat adamsın. O zaman size ancak Afyon kaplıcaları paklar komutanım. Bak bu iyi fikir işte. Hoşuma gitti. Giderim böyle. Yayılırım sıcak suyun içine. Oh, kemiklerim yumuşacık olur. Oradan da size fotoğraf atarım artık. Artık operasyonda mı olursunuz? Kışla da spor mu yaparsınız bilemem. Şu şeytan üçgeninden çıkalım da komutanım. Ben her şeye razıyım. Ya çıkıyoruz işte oğlum. Ne oldu yani? Bitti gitti operasyon. Mis gibi evimize gidiyoruz işte. O ne? Roket! Ölmedim daha. Yer bulmuşlar. Aslı! Aslı duyuyor musun beni? Aslı pusuya düştük! Aslı! Pusuya düştük! Acil hava desteği lazım! Duyuyor musun Aslı? Acil hava desteği! Açıldıktan 4 dakika sonra kimyasal başlık aktif hale geliyor. Kaçma şansınız yok. Ne halt ediyorsun sen Nadia? Bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Fırsat mı verdin? Sen delisin. Tımarhanelik gerçek bir deli. Bu arada nasıl etkisiz hale getirileceğini biliyorum. Ellerimi çözmezseniz eğer, kaçsanız dahi havaya yayılan kimyasalın etkisinden kurtulamazsınız. Blöf yok Mithat. Şaka yapmayacağımı bilecek kadar tanıyorsun beni. Ne istiyorsun Nadia? Seninle konuşmayı özledim. Tamam. Konuşalım. Bitir bu oyunu. Maalesef. En güzel sohbetler dar zamanda olur derler. Sana kendimi affettirmek için buradayım. Bana bir şans daha tanı. Yarım kalan işimizi bitirelim. Durdur şu lanet sayacı. Kimyasalla boğularak ölmektense
mermiyle ölmeyi tercih ederim. Tamam. Her şey istediğin gibi olacak. Durdur şunu. Söyle dışarı çıksınlar. Baş başa konuşacağız. Cengiz, şarjör! Mühimmatımız bitiyor. Adamların sayısı çok fazla. Sarılıp çıkacak bir yer yok. Köşeye sıkıştık. Ne yapacağız şimdi? Dayanın, bir yolunu bulacağım. Omar nerede? Eğer bugün burada öleceksek, bize yakışan bir ölüm olsun. Hadi Pencetim, attığınızı vur. Birkaç vurgun yapıp ortadan kaybolmak da amacım. Ama Trevor yaşadığım konusunda ciddi şüphelerin olduğunu söyleyince geri dönmeye karar verdim. Yarım kalan iş neydi peki? Kendimi ahtapotun kollarından kurtarıp annemi bulmak. Tamam. Şu başlığı etkisiz hale getir, konuşalım. Önce annemle ilgili söz almam lazım senden. Monaco'ya gelseydin annene kavuşmuş olacaktın. Madem o kadar istiyordun, neden gelmedin? Annemi bana karşı koz olarak kullanmandan hoşlanmadım. Nerede şu an, yerini öğrenebildin mi? Öğrendim tabii ki. Emin misin Mithat? Son 50 saniye.
yeter Nadia. Söz veriyorum. Onu sana getireceğim. Ne kadar kolaymış meğer. Seni çağırdığım günde yalan söylemiyordum. Şimdi de söylemiyorum. Annem benim için pazarlık konusu değil. Daha ne istiyorsun Nadia? Hadi. Madde 8'i unutmayın arkadaşlar. Şartlar ne olursa olsun. Teslim olmak, esarete düşmek düşünülemez. Şehadet esastır. Bu topraklar neden hiç kahramansız kalmaz bilir misiniz? Çünkü en ücra köşelerde, en mahzun yüreklerde, kirlenmiş bu dağlarda şehit olan askerlerin yasını tutan ve intikam yemin eden yürekler vardır. Geliyorlar. Bizler bu dualara layık olmaya çalışan, gelin bakalım. Aynı soyadı paylaşmayan ama can bağıyla birbirini saran kardeşleriz. Mermi yağmuru altında gülen, dostlar ölürken ağlayan, acısını içine atıp dimdik ayakta duran adamlarız. Bugün eğer umut alevlenmeyecek ve biz burada öleceksek, bu pençe timine yakışır bir son olmalı. Bilinsin ki biz korkmadık. Savaştık. Merkebi, Hançer Bey. Arkadaşlar biz geldik. Hançer Bey, Erçebir konuşuyor. Elinize sağlık. Tam umutlar bitti derken karanlığın ardından güneş gibi doğar. Hatta kendinizi yalnız hissetmeyin. Allah yardımcınız olsun. Eyvallah. Amin. Sizin Allah'ınıza kurban be! Helal olsun be!
ki sen değilsen. Türklere istihbaratı kim verdi? Martin yaşasaydı sana her şeyi anlatırdı. Tek bir şahit kalmamacasına adadaki herkes öldürüldü. Bu da mı tesadüf? Özel kuvvetlerin acıması yok Mithat. Bunu en iyi sen bilirsin. Sen ortadan kaybolduğundan beri her attığımız adımda Türklerin nefesi ensemizde. Gerçekten onlara çalışsam kimyasal başlığı bana bırakırlar mıydı sence? Ha? Ayrıca Trevor'la buluşmamızın istihbaratını Tim'e kimin verdiğini sen benden daha iyi biliyorsun. Ben de baskın yiyen taraftaydım Mithat. Bir de baş belası Amy'yle uğraşmak zorunda kaldım. Amy seni Ali Yüzbaşı'yla konuşurken görmüş. Ben sadece kendimi o askerden kurtarmaya çalışıyordum. Amy de dikkat dağıtarak yardımcı oldu sağ olsun. Peki bunca şeyden sonra kendini nasıl affettireceksin? Kimyasal başlık orada. Para istemiyorum Mithat. Silah satışından gelen 20 milyon da senin olsun. Senden tek bir isteğim var. Annemi ver bana. Çocuğun ölmesine üzüldüm. Keşke ona elimizden bir şey gelseydi. Bu olacağı varmış. Kan ne gözyaşı. Maalesef savaşlar başlayınca yasalar susuyor. Olan masumlara oluyor. Yine suçsuz bir çocuk hayattan koparıldı. Kan emici alacaklar. Her zaman masum insanları kendilerine siper ediyorlar. İnsan tekrarlanmasın istiyor ama yine yapacaklar. Biz de oyunlarını bozmaya devam edeceğiz Bora. Evet Omar öldü. Ama bugün Orta Doğu'yu kan gününe çevirecek hain bir eylemi engelledik. Eğer o bomba patlamış olsaydı binlerce insan birbirine kıyacaktı. Olacakları düşünmek bile istemiyorum beyler. Helikopter iniş yapıyor. Her şey için teşekkürler efendim. Rica ederim Ali Yüzbaşı. Sen ne yapacaksın? Arkadaşlar almaya geliyor. Selçuk. Sana söyleyebileceğim yurt dışında hapiste olduğu. Başka bir kimlikle tabii. Yurt dışında nerede peki? Çok acelecisin Nadia. Bunu öğrenmek için önce kendini ispat etmen lazım. Bakma bana öyle. Pazarlık değil. Sana güvenmek zorundayım.
Operasyon başarısız. Omar öldürüldü. Teselli ikramiyesi. Haberler kötü galiba. Maalesef. Benden kurtulmak için pusuda bekleyenlere gün doğdu. Benim bildiğim Mithat herkesten önce davranır. Bunun için güvenebileceğim yol arkadaşlarına ihtiyacım olacak. Amy'nin yanında senin gibi tecrübeli birisi olursa işler değişir. Peki. Sana kendimi ispat etmeye hazırım. Ne istediğini söyle bana. Seni fazla zorlamayacak bir iş. Ünlü bir bürokratı kaçıracağız. Alacağımızı aldıktan sonra da öldüreceğiz. Kimmiş bu? Süper gücün enerji bakan yardımcısı. Thomas Mansfield mi? Ne o? Gözün mü korktu yoksa? Yok. Sadece üst düzey bürokrata bulaşmak çok riskli değil mi? Sonra ne halt yiyeceğiz? Benim için artık kolay yok Nadia. Her şeyi planladım. İşi kabul edersen bu bizi tekrar birbirimize bağlayacak. Sana söz veriyorum patron. Thomas'ı öldüreceğim. İşte benim kızım. Nadia sahalara geri dönüyor. Silah satışından aldığımız 20 milyonu sana bağışlıyorum Nadia. Tekrar aramıza hoş geldin. Valla gelinlik çağındaki kız benim, hazırlanamayan sensin ama. Sanki içeride süslenip püsleniyorum Allah aşkına. Senin arkanı toplamaktan çıkamıyorum ben. Ütü, ütüyü unuttum. Gel gel. Çektim ben fişi, gel. Çektim.
Benim annem her şeyi halleder. Her şeyi gör bir öpeyim şimdi. Tamam. Bir daha öpeyim. Size bak Allah aşkına yollarda yolaklarda yaptığı şeye bak. Tamam tamam sustum. Sen yeter ki beni alışverişle yalnız bırakma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Yüzbaşım. Pençetimi. Hepiniz hoş geldiniz. Komutan geliyor. Dikkat! Gerek yok arkadaşlar. Rahat olun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ne yazık ki Umar'ı kaybettik. İnanın çok üzgünüm. Ama siz elinizden geleni yaptınız. Pençetimi yaptığı son operasyonlarda disiplini ve gösterdiği üstün görev anlayışıyla başarısının üstüne başarı kattı. Ülkemizi tehdit eden füze operasyonu ve irili ufaklı operasyonlarda bize yakışır şekilde görevini yerine getirdi. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi bizler özel kuvvetler olarak şiarımız gereği görevde en önde, ödülde en sonra geliriz. Ama bir komutan gerektiğinde personelini takdir edebilmeli. Değil mi Ali? Emrettiğiniz gibi komutan. Arkadaşlar, Genelkurmay Başkanımız Pençetimine yaptıklarından dolayı üstün cesaret ve feragat madalyası, cephe gerisinde Pençetimine bilgi, istihbarat ve muhabere sağlayan Aslı Yüzbaşı ve Büşra Teğmen'e üstün hizmet madalyası vermeyi uygun görmüş. Sağ ol! Siz bunu sonuna kadar hak ettiniz kahramanlarım. Tören için sizlere haber verilecektir. Artık dinlenebilirsiniz. Pençetimi! İstirahat edin! Sağ ol! Siz de sağ olun. Ali Yüzbaşım, 10 dakika sonra odamda görüşelim. Emredersiniz komutanım. Madalyayı da kattınız. İyisiniz iyi. Ali'm nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Sana karşı çok mahcubum. Kız evden kaçtı, engel olamadım. Dediğin gibi deli doluymuş. Beni ilk gördüğünde bıçak çekti. Ama var ya, bu madalyayı da aldıktan sonra güzel bir tatil hak ettim. Hayırdır Cengiz, nereye gidiyorsun? İzne. Hatırlatırım ki izin sırası bende. Bilirsin ki iki unsur komutanı aynı anda izne çıkamaz.
Sizin kaplıcağı ile suya düştü komutanım. İzin sıramı vermem için beni ikna etmen lazım Devrem. Görelim bakalım elinden neler geliyor. Devrem, canım Devrem, Selim, canım Devrem, kardeşim. Bak gözüne seveyim, bak istersen kulaklığı da birlikte kullanırız. Bak yapma böyle, yani iki dakika konuşalım. Ha? Ne diyorsun ya? Beni dinle beni. Bahane dinleyecek vaktim yok. Ne söyleyeceksem hızlı söyle. Yukarıdakiler acil toplantı istemiş, doğru mu? Ne bekliyordum? Her yerde Irak'taki rezalet konuşuluyor. Olağanüstü bir saldırı altındayız. Bunu görmeniz gerekiyor. Görüyoruz, merak etme. Senin yetersizliğini de görüyoruz. Bence bir süre geri çekilmelisin. Siz hakim olduğunuz ülkelerden geri çekildiniz. Sonuç iyi mi oldu? Tam tersine. Sahada olup Türklere istihbarat akışını kimin sağladığını tespit etmemiz lazım. Bir avantaja çeviremeyeceksek, tespit etsek ne olacak? Benim artık yukarıdakilere sunacak bir mazeretim kalmadı. İsviçre ziyaretini planladın mı? İlk gün Sern'de, sonra Luzern'de olacağım. O zaman Luzern'de, gururlu şehirde buluşuyoruz. Kayak takımlarımı da alıyorum yanıma. Böyle bir zamanda yan yana olmamalıyız. Ben toplantıdan sonra seni bilgilendiririm. Bu bir vedaysa bile yüz yüze olmalı Thomas. Geçmiş günlerin hatırına. Özel kuvvetleri durduracak ve onlara istihbaratı sağlayan haini bulmanın bir yolunu buldum. Attıkları her adımdan haberdar olacağız. Tamam. Kısa ve gizli. Lozen'de. Saati ve zamanı sana bildir. Kuş kafese girdi demek ki. Öyle görünüyor. Bu işte yalnız olmayacaksın Amy. Nadia da sana eşlik edecek. Nadia mı? Onunla birlikte mi düzenleyeceğiz operasyonu? Evet. Bir sakıncası mı var senin için? Hayır. Ama ona güvenmiyorum. Benim güvendiğimi mi zannediyorsun? Cezasını kesebilmek için doğru zamanı kolluyorum sadece. Efendim anne? Ha oğlum, haberlerde gördüm şimdi. Berna kızımız trafik kazası geçirmiş, yoğun bakımdaymış. Haberin var mıydı senin? Yo, ben de senden öğrendim şimdi. Tamam, ben ilgileneceğim, sen merak etme. Şimdi kapatmam lazım. Ha, tamam çocuğum, tamam. Yüzbaşı Banazlı. Gel gel, otur şöyle. Şu bana bahsettiğim gazeteci kız. Arabasıyla kaza yapmış, şu anda hastanede. Ama durumu iyi. Haberim var komutanım. Ama bence tesadüf değil. Berna, Mithat, Sargon ve Bence ile ilgili haberler yapıyordu çünkü. Ben de öyle düşünüyorum. Komutanım, Berna'yı koruma altına almamız lazım. Bu adamların acıması yok. Gözünün yaşına bakmazlar. Emniyet gerekli tüm tedbirleri aldı, merak etme. Nadia hala evinde mi? Ha, Çelebi abi başında dursun diye tembihledim ama işte. Kız kaçmış değil mi? Maalesef komutan. Demek Çelebi artık yaşlanmış. Artık Nadia'nın icabına bakma vakti geldi Ali.
Eminim bize anlatacağı çok şey vardır. Emriniz ne komutanım? Kızı bul. Ne biliyorsa öğren, sonra bana haber ver. Sabaha kadar vaktim var. Gün ağrırken bir operasyonla Nadia'yı alacağız ve adalete teslim edeceğiz. Yalancı pislik. Annemin yerini biliyormuş. Adi herif. Ne yaparsan yap, artık beni kandıramazsın Mithat. Sen de, Ahtapot da avucumdasınız. Söz dinliyor musun bakayım sen? Ne konuda abi? Sedef. Şu Mithat Sargon davasını söylüyorsan, senin sayende acemilik yaptığımı anladım. Bundan sonra daha temkinli davranacağım. Ama aklımı kurcalayan bir şey var abi. Ne? Berna'nın şu trafik kazası. Seni de işkillendirmiyor mu? Belli ki seni işkillendirmiş. Neden? Mithat Sargon'u ofisinden almaya gittiğimde Berna da oradaydı. Haberi yapmaya cesaret eden birkaç gazeteciden biriydi. Hemen sonra da kaza. Bu kadarı tesadüf değil bence. Yani orasını bilemeyiz. Ama sen konuştuğumuz gibi tedbirli olmaya özen göster, tamam mı? Tamam. Ali! Bak bunun içinde mis gibi beyin salatası yaptım. Bol maydanozlu. Bak. Eline sağlık anacığım benim. Mis gibi. Sıla'yla yerseniz. Sana da iyi gelir, ona da. Sıla artık bende kalmayacak annem. Hastaydı. Ne oldu? Aman neyse canım. Onda misafirliği pek uzamıştı. Ne oldu abi, tartıştınız mı? Yok. Annemin dediği gibi misafirliği uzun sürdü biraz. Tabii tabii. Vallahi ben Berna kızımızı merak ediyorum. Aklım onda kaldı. Bir gidip görsek mi, ne yapsak? Ben bir ara giderim anne. Ha iyi. Hadi ben kalkayım artık. Oğlum duraydın da bir kahve içeydik karşılıklı, ana oğul şöyle öbür deterek. Aa, ana oğul diyor. Ben ne oluyorum, fındık fıstık mı? Sen büyüdüğünü mü zannediyorsun? Sen fındık fıstıksın. Ya. Hatta fındık kurdusun sen. Abi, akşam Çelebi abilerin orada toplanacağız. Geliyorsun değil mi? Birkaç işim var. Halledersem gelirim ama. Tamam. Oğlum gece gündüz iş be. Biraz dinleneydin. Vallahi çok yoruluyorsun. Hadi geçireyim seni. Geçirme geçirme, zahmet etme, giderim ben. Bak o arabayı dikkatli kullan ha. Abi kardeş, peşimi bırakmıyorlar. Berna'nın son durumu ne? Komada. Artık yaşaması mucize olur. Çünkü sen buna izin vermezsin, değil mi Amy? Kesinlikle. Güzel. Ali'nin evini izleyen adamlara da haber ver. Takibi bıraksınlar. Daha önemli bir görevleri olacak. Nedir o? Sedef. İşler artık iyice çığırından çıkmaya başladı. Kontrol altına almak için Sedef'i kullanacağız. Böylece bana karşı olan ilgisi de karşılıksız kalmamış olacak. Thank you.
Efendim? Evin önünden ayrılabilirsiniz. Artık takibe gerek kalmadı. Emredersiniz efendim. Anlaşıldı. Gidiyoruz. Siz de kimsiniz? Biz orman muhafız memurlarıyız. Bu ormanda yabancı kuş da uçsa bizim haberimiz olur. Yalan söylemeyin. Kaçmaz bizim gözümüzde. Kimliklerinizi gösterin. Kimlik? Gösterin kimlikleri. Kimliğinizi gösterin dedim. Hop dur bekle. Nereye kaçın? Bu sırtlanlar bizim kılığımıza girip hangi alçaklık peşindeler hocam? Merak etme. Polise haber verdim bile. Hiçbir yere kaçamazlar. Tamam o zaman. Efendim Selim? Aslı hemen kartal yuvasına gel. Bir şeyler oluyor burada. Çok garip şeyler. Nasıl yani? Ne oluyor? Aslı bırak soru sormayı. Hemen gel dedim. Çabuk. Selim bir şey söylesene. Ne oldu? Alo? Selim? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bir çeşit terapi diyebiliriz. Karanlıkta oturmak iyi geliyor. İnsan kendi sesini duyabiliyor. Çelebi'ye bıçak çekmişsin. Sen de onu birazcık da olsa benden bahsetmişsin. Umarım bu arkadaşının hayatına mal olmaz. Nadia yaralı halde nereye gittin? Sana bakıcılık yakışmıyor. Gerçi daha çok gardiyan gibi davranıyorsun ama neyse. Benim sabrımı zorlama. Ve sorularıma cevap ver. Tamam. Sakin yüzbaşı. Sakin kalmamı istiyorsan Mithat Sargun meselesinden başlayacaksın. Kim bu adam? Ve sakın bana onu tanımadığını söyleme. Söylemeyeceğim. Çünkü tanıyorum. De pişkin pişkin cevap veriyorsun. Niye en başından beri inkar ettin o zaman? Tamam. Her şeyi anlatacağım. Önce sana bir Melisa çayı yapmamı ister misin? Hem sakinleşirsin biraz. Başlatma Melisa çayından. Tamam. Mithat Sargun. Atilla Yücel'in şehit olduğu operasyonda o da vardı. Hatta size roketi atan da Atilla Yüzbaşı vuran da bizzat kendisiydi. Emin misin? Eminim. Aynı operasyonda seni de öldürmek üzereymiş. Ama Tim gelince kaçmak zorunda kalmış. Karşıma ilk çıktığında Atilla'nın katillerini bulmamda yardım edeceğini söyledin. Ama en başından beri saklamışsın. Neden yaptın bunu? Çünkü onunla görmem gereken bir hesabım var. Ben kendi timimi senin kişisel meselelerin yüzünden mi tehlike atıyorum? Oyun mu oynuyoruz burada Nadia? Sakin. Önce bir sakin ol. Mithat, Ahtapot'un onlarca kolundan sadece biri. Ve ben Ahtapot'un tek bir kolunu koparmayı değil, kellesini almayı istiyorum. Nasıl yapacaksın bunu?
ikili oynayarak. Sırf bu yüzden bugün yeniden Mithat'la bir araya geldim. Ne yaptın, ne yaptın? Duydun işte. Yeniden ahtapotun içine sızmak için Mithat'la işbirliği yaptım. Dünyanın belki de en büyük suç örgütünü çökertmeniz için kendi canımı ortaya koymaya hazırım Ali. Tabii sen de kabul edersen. İsviçre'de Thomas'ı paketledikten sonra nereye götüreceğiz? Suriye'ye götüreceksiniz. Ya Nadia? Her kaosun bir kurbanı olur Amy. Peki Nadia buna razı olur mu? Dirisi işe yaradığı gibi ölüsü de yarayacak. Onu kendi ellerimle öldüreceğim. Cesedini de diyet olarak ahtapota sunacağım. Mithat'ı ikna etmeye başardım. Tabii ona kimyasal başlığı götürmemin de epey faydası oldu. Kimyasal başlık sende değil ki. Evet ama Mithat bunu bilmiyor. Ona götürdüğüm tıpkısının aynısı ama sahtesi. Sahte olduğunu anlamayacağını mı zannediyorsun? Hayır. Sadece anlaşılana kadar zaman kazanmaya çalışıyorum. Bu yüzden çok fazla vaktim yok. Neyse ki ilk görevimi aldım bile. Neymiş? Enerji Bakan Yardımcısı Thomas Mansfield. Onu kaçırıp öldürmemi istiyorlar. Ne? Thomas, ahtapotun en güçlü kollarından biri. Kendi ülkesini bile satacak kadar da şerefsiz. Bütün eylemlerde Mithat'la birlikte çalışıyordu. Peki Mithat Thomas'tan ne istiyormuş? Benim ihanet etmediğime ikna oldu. Ama yine de ondan habersiz ortadan kaybolmamı. Ve parasına çökmemi hazmedememiş. Eminim. Thomas'ı ortadan kaldırıp sonrasında da beni öldürecek. Ve bütün suçu benim üzerime yıkacak. Kendini de ahtapotun hışmından koruyup aklamaya çalışacak. Bile bile kendini ölüme göndereceksin ya. Ahtapotu çökertmenin başka bir yolu varsa buyurun. Dinlemeye hazırım. Nadia, bunu yapmayı neden bu kadar çok istiyorsun? Annem için. Annen. Yatsam iyi olacak. Selim, neredesin? Ne oluyor burada? Abi? Abi ne oldu? Aslı. Selim nerede?
Selim sana tuzak kurdu. Ne? İki doğdu nasıl? İki doğdu nasıl? İki doğdu, iki doğdu. Üflemeyecek misin? Üfle! 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 Direkt tut. İyi ki doğdun Aslı. İyi ki bizimlesin. Teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Aslı fena tezgah geldin ha. Vallahi hiç yalan söylemeyeyim. Sen hiçbir şey anlamadım. Abi sen? Vallahi uydum bunlara. Hani derler ya kıratın yanında kalan ya huyundan ya suyundan. Çok enteresan bir sürpriz oldu. Zamanla alışacaksın. Deliler Koğuşu'na hoş geldin. Mithat Sargon, size roketi atan da Atilla Yüzbaşı, vuran da bizzat kendisiydi. Eğer operasyon öngördüğümüz şekilde devam ederse örgüt bu bölgede yazı göremez. F-16'lar hazır mı? Evet komutan. Operasyon biter bitmez orayı tuzla buz edeceksiniz Ahmet. Emredersiniz komutan. Sen hareket merkezinden devam edebilirsin. Emredersiniz komutan. Dinliyorum. Komutanım, umarım bu saatte rahatsız etmiyorumdur. Yo yo. Evde değilim Ali, karargâhtayım. Atmaca timinin operasyonu devam ediyor, onu takip ediyorum. Ne oldu, bir şey mi diyecektin? Komutanım, eğer siz de uygun görürseniz Nadia'yı alma işini erteleyelim. Talimat verildi Ali. Bunun için geçerli bir sebep var mı elimizde? Nadia Mithat'ı ele verdi komutanım. Buna rağmen hala ona güvenmeliyiz mi diyorsun? Evet. En önemlisi de Mithat'ın güvenini kazanmış. Ahtapot'u tümüyle deşifre etmek istediğini söyledi. Çocuk oyuncağı değil bu işler Ali. Komutanım haklısınız ama hedefte Enerji Bakan Yardımcısı Thomas Mansfield var. Demek kavga sokağa taşındı. İyi tanırım o herifi. Azılı bir Türk düşmanıdır. Aynen öyle. Hesaplaşma kanlı olacağı benziyor. Ve operasyonun içinde Nadia da var. Aslında bu sefer bırakalım birbirlerini yesinler demek en doğrusu ama... sanıyorum sanki fırsat ayağımıza geldi. Ben de aynı kanaatteyim komutanım. Süreci kendi lehimize çevirebiliriz. Sana bilgi vereceğim Ali. Doymuyor. Doymuyor.
Çay ister misin? Çay. Ben çok sevdim de bir bardak daha içeyim dedim. Afiyet olsun. Ay iyi misin? İyi misin? Bir şey oldu mu? Var mı bir şeyin? İyiyim, ha? İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim. Bardak da iyiymiş. Sıcak çikolata. Sen hani uyuyordun? Uyku tutmadı. Allah Allah. Ben bu saatte yemek yersin diye düşündüm ama. Bu tatlı niyetine zaten. Çoktan Muazzez teyzenin buzluğa attığı keteleri ısıtıp yedim bile. Bana da ayırdın inşallah. Yani açıkçası onu akıl edemedim desem. Şaşırdın mı? Hayır. Bu külüstür çok uğraştıracak seni. Ama belli ki pes etmeye niyetin yok. Değer verdiğim şeyler için genelde çok uğraşırım. Niye bu kadar çok seviyorsun bu motoru? Baba yadigarım. Peki senin Türk devletine olan sevgin, bunun nedeni ne? Türk olmam yetmez mi? Tabii canım, zaten Nadia en sık kullanılan Türk isimlerinden bir tanesidir. Hatta Zeynep 1, Nadia 2. Kim koydu adını? Annen mi? Geçen gece sen yaralıyken sürekli sayıklıyordun. Kim bilir ne saçmaladın. Yok, saçmalamadım. Bütün gece tek bir şey söyledim. Anne. Ne oldu ona? Bak şimdi, babam bizi küçükken terk etti falan deme. Annemi kandırmışsın. Ben yemem bunları. Kim? Ben mi Muazzez teyzeyi kandıracağım? Onun için 40 fırın ekmek yemem lazım. Konu benim annem değil. Senin annen. Ve belli ki canın acıyor. Mithat Sarman'la bir ilgisi var değil mi? Evet. Mithat annemin yerini bildiğini söylemişti. Hatta bu yüzden senden onu tanıdığımı saklamıştım zaten. Şimdi ne değişti? Artık bana yalan söylediğinden emin oldum. Bana annemin yurt dışında farklı bir kimlikle hapis yattığını söyledi. Ama ben annemin Türkiye'de olduğundan eminim. Peki annenin Mithat Sargon'la yani örgütlü olan... Şimdilik annemle ilgili bilmen gereken tek bir şey var Ali. O da... ülkesi için... Türkiye için canından vazgeçti. Sen de aynı şeyi yapmak istiyorsun değil mi? Anlamadım. Nadia. Bak. Ah topu bitirmek için... Mithat Sargon'la olan ilişkin
Bütün bunlar çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Aa. Yoksa Ali Yüzbaşı eli kanlı bir muhbir için endişeleniyor mu? Ne kadar saklarsan sakla, ben görebiliyorum. Neyi? Şefkatini. Aslında çok yufka yüreklisin. Ama nedense bunun bir zaaf olduğuna inandırmışsın kendini ve gizliyorsun. Ne bu şimdi böyle? Pembe dizi replikleri mi? Bayılırım pembe dizilere. Hatta biliyor musun? Onlar sayesinde entrika dağcım da çok gelişti. Merak etme. Kendimi koruyabilirim. Sen kendi başına bir iş yapma yeter. Koruma işini ben hallederim. Biliyorum. Kendimi senin yanında gerçekten güvende hissediyorum. Uzun bir yola çıkacağım. İyi geceler. Ha. Bu arada Muazzez teyzenin sirkesi işine yarayabilir. Ne için? Bujiler oksitlenmiş. Muhtemelen karbüratörün içine kadar yayılmıştır. Sirke oksitlenmeyi alır. Selim, inanmıyorum. Bu çok eski bir ses kayıt cihazı. Evet. Bir zamanlar istihbaratın gözdesiydi bu. Öyleymiş. Koleksiyonun için. Umarım iş görür. Ya sen deli misin? Bayıldım. Ya bunu bulmak o kadar zor ki. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Şu an benden daha mutlu olamazsın. Yani senin güldüğünü görmek dünyalara bedel. Çayım geldi. Hiç ayarım yok yani, hiç. Ne demek canım benim? Sedef, evet. Ali Yüzbaşı nerede? Niye gelmedi doğum gününe? Gelecekti, işleri vardı ama halledemedi herhalde. Yine işler çeviriyor bu. Efendim? Ali Yüzbaşım, neredesin? Niye gelmedin doğum gününe? Fırsat olmadı diyelim Selim. Organizasyon nasıl gidiyor diyeceğim ama seslere bakınca keyfiniz yerinde maşallah. Yerinde yerinde de. Sensiz olmuyor. Herkesin gözü kapıda. Selim ben orada olmak istemez miyim? Bazen her şey üst üste geliyor. Evet öyle oluyor ama biz eskiden takılırdık. Şimdi sen operasyondan sonra ikinci mesaine başlıyorsun. Evet. Tamam biliyorum işler önemli. Ama ihmal etme Timin. Hastane ziyaret saati. Ben seni sonra arayayım. Geçmiş olsun Berna. Nasılsın? Biraz daha iyi misin? Teşekkür ederim. Sanırım şoku atlatamadım hala. Rahatlamaya çalış, burada güvendesin. Bu adam gizem seviyor ya. Hastanedeysen hastanesin arkadaş. Niye söylemiyorsun ki?
Ali Yüzbaşı mı? Koruma altında bir gazeteci vardı. Onun yanındadır. Siz bayağı iyi takım oldunuz böyle ha. Bizim niye bunlardan hiç haberimiz yok? Ali Yüzbaşı Pençe Temin'in komutanı Selim. Yani hepimizden daha fazla sorumluluğu var. Bence sen adamı rahat bırak. Çünkü o keyfi iş yapmaz. Biliyorum yapmaz. Ona karşı bir güven sorunum da yok. Sadece yardım etmek istiyorum. Cephede nasıl omuz omuza savaşıyorsak geride de yanında olmak istiyorum. Şimdi daha iyi anlıyorum sistemini. İşte benimki sitem. Dost sitemi. Şey gibi, kod 22 gibi koruma ateşi. Yani benim de şimdi bir sistemim var. Yok değil. Ne yaptım ben yine? Beyran çorbası sözünü tutmadın. Gerçekten mi? Tıka basa yedik, içtik. Hala yerim var diyorsun yani. Benim beyran çorbası için her zaman yerim var. Fena fikir değil aslında. İlk ifadeni okudum. Seni sıkıştıran kişiyi göremedim demişsin. Aynadan kadın olduğunu anladım ama tam teşhis edemem. Seni kaza yapmaya zorlamış belli. Yani apaçık cinayete teşebbüs. Ne? Ne diyorsun? Bu kadar kararttılar mı gözlerini yani? Maalesef. Gerçek yüzlerini göstermeye başladılar. Peki çalıştığın ajanstan seni ziyarete gelen birileri oldu mu? Yok, ben kazadan önce ayrıldım ajanstan. Yazı işleri müdürümle kavga ettik. Ne sebeple kavga ettiniz? Sargon dosyasına girmemden rahatsız oldum. Ben sana böyle bir görev vermedim dedi. Engellemeye çalıştı. Ben de karşı durunca... Ne görev vermiştik sana? Sen baştan anlatsana şunları. Tamam, tabii. Otursana lütfen. Nadia Ivanova. Aslında her şey onu araştırmamla başladı. Peki tam olarak neyi öğrenmeni istediler? Nadia'nın yaşayıp yaşamadığını, yaşıyorsa eğer ilişkilerini, ama en çok da seninle irtibat kurup kurmadığını araştırmamı istediler. Gerçekten ahtapot gibi yayılmışlar. Bu yazı işleri müdürü ismi neydi onun? Jacques Tardieu. Neden? Ne geçiyor aklından? Müdürün benciyle ilişkisi olduğu belli. Bak, bu işin şakası yok Berna. Hedefteki kişi sensin. Burada iyileşsen bile taburcu olmayacaksın. Bir süre komada kalacaksın. Yani böyle bilinecek. Ne diyorsun Ali? Bu kadar ciddi mi tehdit gerçekten? Maalesef. Ve kimseyle de iletişim kurma telefonda. Ben hayatımda hiç kendimi bu kadar yalnız hissetmedim. Kimsem yok ki burada. Annem, abim Amerika'da. Sözlü arkadaşlarım ajanstan böyle ayrılınca sırt döndüler. Görüşmüyorum kimseyle, ne yapacağım? Berna, ben buradayım. Yanındayım. Korkmana gerek yok. Hem kimse söylemese de ben senin cesaretini takdir ediyorum. Gerçekten. Bak, Allah'a şükür hayattasın. Sana yalan söylediğim için çok utanıyorum kendimden. Düşünme bunları. Geçtim. Önümüze bakalım, tamam? Ali, bana inandığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben ne kadar doğru bir karar aldığımı şimdi çok daha iyi anlıyorum. Sağ ol. Ailene biz haber vereceğiz, tamam? Bir gelişme olursa da bana ulaşırsın, tamam? Ve becerebiliyorsan bunu hafızandan da sil.
devlet sırrı sayılır. Üçlü oyunu kurduk. Eski günlerdeki gibi. Plan nedir? Nasıl harekete geçiyoruz? Thomas dağ evinde sevgilisiyle kalıyor. Toplantıdan önce yürüyüşe çıkacaklar. Korumalar kaç kişi? 5. Yol boyunca yanında olacaklardır. Ben otelde takipte olacağım. Nadia, sana büyük iş düşüyor. Tecrübeni konuştur. Anlaşıldı patron. Bagajda. Müsaadenle. Adana'nın işini burada mı bitireceğiz? Hayır. Suriye'de. Öldürdükten sonra işi üstüne yıkacağız. Ruslarla çalışmanın bedelini ödeyecek. Bu arada Jack temiz. İşi hallettim. Kaçırdıktan sonra nereye götüreceğiz Thomas'ı? Vakti gelince söyleyeceğim. En başta konuşulacak konuyu en sona bırakma. İlginç. Bilirsin, ben sürprizleri severim Nadia. İstediğin gibi olsun. Bon şans. Artık kimsede olmayan bir bürövem var. Kıskananlar çatlasın. Ne hava attın be devrem? Gören de İstiklal madalyası aldı zanneder. Hiç. Tabii atacağım kardeşim. Kolay mı bu büröveyi almak? Bu kadar adamı uçaktan güvenli atlatmak kolay mı? Anladım. Ah ah. Yine çok yakışıklı oldum ya. Kahretsin. Maşallah değil mi? Nazar değmesin komutanım. Maşallah komutanım. Maşallah, maşallah bana. Vay, deniz komandoları da gelmiş. Merhaba kara komandosu. Devrem, yakıyorsun ha. Bırak da olsun o kadar Cengiz. Sen de ara. Sağ olun komutanım. Birlikten kuvvet doğar demişler. Özel kuvvetlerin başarısındaki en büyük paylardan biri de bünyesinde kara, hava ve deniz kuvvetlerinden personel bulundurmaktır.
bu muhteşem bir şey. Doğru. Bizim de bir havacımız eksik. Bakarsın zamanla o da olur. Nasip komutanım. Nasip. Hazırlıklar tamam mı? Her şey hazır. Eksik olan tek şey göğsümüzü süsleyecek madalyalar. Arkadaşlar, rahat olun. Yüzbaşım, biraz konuşalım. Emredersiniz komutanım. Otur, otur. Berna'nın çalıştığı haber ajansını araştırdık. Yazı işleri müdürü Jack yurt dışına çıkmış. Açığa çıktıklarını anladılar komutanım. Ne ülkesine kaçtı? Yazı öldürdüler. Anlayacağın irtibatımız koptu. Adamlar tedbirli davranıyor. Yapacağımız her hamleyi önceden öngörüp önlemlerini alıyorlar. Biz bir adım öne geçmeliyiz komutanım. Bu arada Nadia üzerinde çalıştığımız plandan bahsettim. Ne dedi peki? Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir plan yapmışsınız dedim. Thomas'ı Mithat'ın sağ kolu Amy ile birlikte kaçıracağız. Neresi olduğunu söylemediler. Sonra da Mithat'ın söyleyeceği yere götüreceğiz. Orasını da bilmiyorum. Hala sana güvenmiyorlar. Dikkatli olmalısın. Arkamı kollamayı uzun zaman önce öğrendim yüzbaşı. Peki Thomas'ı kaçırırken infaz etme ihtimaliniz var mı? Hayır. Temiz iş çıkarmak için infazı gittiğimiz yerle gerçekleştireceğiz. Güzel. O zaman Thomas'ı kurtarmak için vaktimiz olacak. Ne? Kurtarmak mı? Evet. Onu götürdüğünüz yerden sinyal vererek konumunu benimle paylaşacaksın. Biz de Tim'le beraber operasyonu gerçekleştireceğiz. İyi de neden? Thomas ahtapotun en güçlü kollarından biri. Üstelik Türkiye aleyhine o kadar çok çalıştı ki bilemezsiniz. Türk istihbaratı bilir Nadia. Hem de çok iyi bilir. Zaten derdimizin kurtulması değil. Yaşamasına izin vererek ahtapotun her adımından haberdar olacağız. Mümkün değil. O asla Türklere çalışmaz. Haberi bile olmayacak. Vay canına. Bu kadarı şeytanın bile aklına gelmez. Güzel. Peki Mithat ve yanındaki kadın hakkında ne düşündüğümüzü biliyor mu? Evet komutanım. Yüzbaşı Öztürk. Komutanım, Beyaz Melek'ten sinyal gelmeye başladı. Sinyal nereden geliyor? Komutanım, üzerinden. Demek İsviçre'deler. Pekala, takipte kalalım. Bizim daha vaktimiz var. Hadi bakalım, biz de törene geçelim. Yaran nasıl oldu? İyi mi? Önemsiz bir şeydi. Doğruyu söyle. Mithat mı istedi beni vurmanı yoksa kendi garezinden mi yaptım? Sadece ateş attığındaydın hepsi bu. Ben ortada hat falan görmedim. Nişancı silahıyla sabit duran birini bile öldüremedin Amy. Bana bak. Benim sabrımı daha fazla zorlama. Senin yaptığın işleri de gördük. Sonunda kuyruğunu kıstırıp döndün yine kürkçü dükkanına. Patron niye tekrar tercih etti beni? Hiç düşündün mü? Sen basit bir tetikçisin çünkü. Ah!
şimdilik canını bağışlıyorum. Asıl kozumuzu sonra paylaşacağız. Önce görev. Sana bunu ödeteceğim. Değerli meslektaşlarım, pek kıymetli misafirlerimiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak savaşta ve barışta daima milletimizin hizmetinde görev yaparak ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bugün burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşmana etkin, caydırıcı ve saygın gücünü gösteren, kahramanca görev yapan pençe timinin ödül töreni için bulunmaktayız. Hava çok güzelmiş. Biraz yürüyelim, sonra döneriz ha. Nasıl istersen. Konuşmama son verirken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin birlik ve beraberliğini korurken kahramanca görev yapıp şehit olan tüm personelimizi rahmetle anıyorum. Teşekkür ederim. Yüzbaşı Ali Banazlı. Bu madalyayı sana Genelkurmay Başkanımızın adına takdim ediyorum Ali. Sağ ol. Seninle gurur duyuyorum. Milletinin hayali kahramanlara ihtiyacı yoktur. Geçmişimiz yıldızlar kadar kahraman kadın ve erle doludur. Biz de bu övünce layık olmaya çalışan, temeli Metehan tarafından atılan şanlı ordumuzun askerlerinden sadece bazılarıyız. Peki neden varız? Niçin mücadele ediyoruz? En sevdiklerimizi bu uğurda birer birer toprağa verirken neden hiç durmuyoruz, düşündünüz mü? Şan, şöhret ve para için mi? Yoksa itibar, övünç ve ilgi için mi? Bizi bu kutlu ateşin içine atan, ölümü her an yanı başında taşıyan mesleğe girme sebebimiz nedir? Ben söyleyeyim. Hiçbiri. Bir askeri savaşa götürecek en önemli şey nedenleridir. Savaşırken ölenleri kahraman yapan ölümleri değil, ölümlerinin sebepleridir. Biz özgür ve daha huzurlu bir ülke için savaşıyoruz. Milletimizin, masumların ve çocukların geleceği için. Al bayrağın göklerde dalgalanması için. Ve bizler durmadan, duraksamadan savaşmaya devam edeceğiz. Sonucunu canımızla, kanımızla da ödesek, yürek bohçasında bize dair ağıt, umut, sevgi taşıyan her yere, her sese
herkese ve tüm mazlumlara ulaşacağız. Yemin olsun biz soğuklarda üşümeyeceğiz. Cesaretimizden karlar eriyecek. Bu toprakların çile çeken, bedel ödeyen evlatları olarak bizim yarınlar için hiçbir endişemiz yok. Bu memleket, bu devlet bizim. 1000 yıldır bu coğrafyada dövüşmediğimiz kimse kalmadı. Bundan sonra da asla geri durmayacağız. Biz savaşın kartalı, barışınsa güverciniyiz. Ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Söylemeyecek misin? Nereye gidiyoruz? Özel uçak pistte bizi bekliyor. Thomas'la birlikte Suriye'ye gideceğiz. Efendim, paket hazır. Yola çıkıyoruz. Un kurabiyesi çok güzel abi. Ben yaparım size komutanım ya. Afiyet olsun devlet. Ne yapsak? Bana işte böyle bir mangal falan. Ha, ne diyorsunuz? Mangal iyi olur. Mangal yolasına gidelim. Beyaz Melek'ten meyve geldi Ali. Başarmış. Bakan yardımcısını kaçırmışlar. Nereye götüreceklermiş komutanım? Suriye'ye. Hemen timi hazırla ve çıkın. Takip başlasın. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcı olsun. Sağ ol. Abicim, Allah'ım ne kadar yakışıklısın ya. Keşke Sıla'yla ayrılmasaydın da seni böyle takımlar içinde görebilseydin. Sedef, bak sen kıza taktın ha. Tamam, kızma. Sustum. Yani kızından değil de yani yerim şimdi. Anacığım ben göreve gidiyorum. Timi alıp çıkacağım, tamam mı? Hadi Allah'a emanet yavrum, Allah'a emanet. Sağ olasın. Tamam. Şu kızı anmasan olmaz diyeyim. Oğlumu üzmüş belli işte. Allah Allah. Muazzez Sultan, senin oğlunda sanki hiç hata yok. Beyler, hadi toparlanın. Gidiyoruz. Nereye? Göreve. İşte ben after party diye buna derim beyler. Hadi, hadi. Nihat. Thank you.
Bak o el bombasından kullanırsanız bana mutlaka haber verin. Hayır yani komutanım benim envanterden düşümünü yapmam lazım bunları. Değil mi? Sonra eksik filan çıkıyor. Ya Süleyman yeter be kardeşim. Başımızın etini yedin ya. Ama komutanım ben ne yapayım? Ahmet Albay sürekli tepemde. Ya bu pençetimi bu kadar mühimmatı nereye harcadı? Bu adamlar cephe savaşına mı girdi diyor. Ne diyeyim? Sen Ahmet Albay de ki pençetimi operasyona gittiği yerden ses getirmezsen rahat edemiyoruz. Bak bak. Sıkıyorsa kendini desene devran. Söylerim. Ne var? Komutan. Bu haberi duymanız lazım. Bakan yardımcısı Thomas Mansfield teröristler tarafından kaçırıldı. Gündemi sarsan bu haber dünya basınında yer alırken bazı bürokratlar tarafından bu savaş sebebi olarak görülüyor. Şimdi işimiz daha zor hale geldi. Evet arkadaşlar, sorumluluğumuz ağır. Bu operasyon bundan önceki yüzlerce operasyondan daha da ağır. Eğer olur da başaramaz. Eğer olur da arkamızda iz bırakırsak bunu kimseye açıklayamayız. O yüzden başarmak zorundayız. Ya bir yol bulacağız. Ya bir yol açacağız. Aras, kıyafetler hazır mı? Hazır komutanım, helikoptere koy. Hadi pençetimi. Gidip düşmanı karanlığa gömelim. Epeydir siyah giymiyorduk ha. Özlemişim. Siyah giydiğimiz her operasyon zor oluyor ama Selçuk. Unutma. Zor ve riskli. İşte bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bu işin şakası yok. İran'a sadık kalın arkadaşlar. Anlaşıldı komutan. Efendim Büşra. Komutanım beyaz melek konumu gönderdi. GPS cihazınıza yönlendirdim. Kolay gelsin. Tamam. İsmail, doğuya da. Emredersiniz komutanım. Selçuk. Diğerlerine haber ver. Doğuya. Alın bunu. Yukarı götürüp bağlayın.
şey mi? Efendim, güvenli yere sorunsuz bir şekilde geldik. Güzel. Ben de Suriye'deyim. Nadia nerede? Burada. İşini bitireyim mi? Onu öldürmeni istemiyorum. Karnından tek bir kurşunla vur. Ölmesin ama acı çeksin. Gelince konuşacaklarım var. Emredersiniz. Zevkle yaparım. Pençe 1, pençe 2'yi yerinize aldınız mı? Biz hazırız. Selim, tek bir atış istiyorum. Tek ve temiz bir atış. Operasyonun kaderi bu atışa bağlı. Dikkatli olun. Anlaşıldı, tamam. Duydunuz. Operasyonun kaderi dedi. Hazır mısın Moran? Hazırız komutanım. Hadi göreyim seni. Sağlam bir atış yap. Anlaşıldı komutanım. Nadia devri bitiyor. Hala baygın mı? Evet. İlacın dozunu biraz fazla kaçırdım galiba. Hı. Sen her zaman dozu fazla kaçırırsın. Thomas'ı öldürmekle Mithat'ın eline tam olarak ne geçecek? Muhbir yüzünden, onca olandan sonra bunu tahmin edememen üzücü. Thomas ölürse, patron ahtapotun tehditinden korunacak. Amy, bu sadece kaos yaratır. Unutma, Mithat kaostan beslenir. Tabii ya.
Nasıl düşünemedim? Peki suçu kime atacaksınız? Tabii ki Suriyeli radikalleri. Güzel. Neyin var senin? Seni hiç böyle görmedim. Derinlere dalmış gibisin. Sanki köşeye sıkışmış gibi bir halin var. Yolun sonuna gelmiş gibi duruyorsun. Bu sözler senin sözlerin değil. Benim tanıdığım Amy asla böyle konuşmaz. Ne ima ediyorsun sen? Bir şey ima ettiğim yok. Açıkça söylüyorum. Köşeye sıkıştım. Ancak bu eylemle ahtapotun gözünde aklanabilirdin. Mithat seni sahiplendi, dua et ki. Öyle sokak kedisi gibi kaderini terk etmedin. Doğru. Mithat'la çok şey konuştu. Umarım öylesindir. Hedef görüldü. Komutanım, hedef atış alanımda. Emrinizi bekliyorum. Onaylıyorum, atış serbest. Hadi Bora. Vur şunu. Tam zamanı. Yap atışını. Hedef vuruldu. Tekrar ediyorum, hedef vuruldu. Hadi mahalleyi uyandıralım. Deniz!